Peki tamam, var arayışlar var ama Amerikan medyası da söz konusu diplomasi trafiğindeki ortaya konulan çıkarımlarla aynı fikirde değil. Şimdi CNN International'da enteresan bir analiz kalem alınmış. Rusya ile Ukrayna arasında 21 gündür devam eden savaşla ilgili kapsamlı bir analiz var. Bu analizde çarpıcı bir nokta var. 3 ülkeye vurgu yapılmış. Norveç bunlardan biri, Finlandiya diğeri, İsveç diğeri. Bakın az önce İsveç modelini konuşuyordu Peskov. Şimdi Norveç ve Finlandiya'nın Rusya ile ortak sınırı bulunuyor. Bakınız, Norveç ve Finlandiya ortak sınırı, Rusya ile ortak sınırları olan Avrupa ülkeleri. Şu noktadan bakın Finlandiya, bakın Sweden'den aşağı kadar doğru iniyor ve Norveç. Bunlar hepsi Rusya ile sınırı var. Şimdi kocaman da sınırları var bu arada. 800 kilometre ile 1200 kilometre kadar bir sınır boyları var. Bunun yanında İsveç'in de Finlandiya ve İsveç'in de aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi oldukları biliniyor. Fakat NATO üyesi değiller. Finlandiya'da, İsveç'te. Her iki ülke de bu kadar uzun bir sınır hattı olan Rusya'yı karşılarına almamak için, sorunlar yaşamamak için NATO'ya girme noktasında hevesli değiller. Ta ki Ukrayna işgal edilene kadar. Şimdi Finlandiya'da istiyor NATO'ya girmek. Hatta İsveç'ten de böyle sesler yükselmeye başladı. Bizi de NATO'ya alın diye. Çünkü korku bir anda bacayı sardı. Ve bir diğer ülke ise örneğin Finlandiya. Mesela Finlandiya'nın özellikle Norveç. Norveç ile Finlandiya Rusya ile ortak sınırı bulunmasının yanı sıra Norveç bu ülkeler arasında en batıda olanı. Haritada göstermiştim. NATO üyesi Norveç fakat Avrupa Birliği üyesi değil. Norveç NATO üyesi ama Avrupa Birliği üyesi değil. Bakıyorsunuz Finlandiya ile İsveç Avrupa Birliği üyesi ama NATO üyesi değil. Finlandiya ile aslında İsveç tehlike altında bu mantıkla. Dolayısıyla CNN International'a göre bir hamle yapacak Putin. O hamle Finlandiya ile İsveç'e yönelik bir hamle olacak. Bu iki ülke çünkü NATO üyesi ülkeler değil. Bu ülkelerin NATO'ya üye olmaktan vazgeçirmek adına bir hamle yapabilir diyor. Ve aynı zamanda da İskandinav ülkeleriyle ilgili Putin'in başka network'ünde planları olduğu da belirtiliyor. Şimdi CNN International'ın bazı analistçilere dayandırarak ortaya koyduğu bu çalışma içinde son derece mantıklı argümanlar barındırıyor. Neden? Ne dedi Peskov az önce? İsveç modeli olabilir dedi. Bunu söylerken de İsveç'in bulunduğu konumu meşrulaştırıyor. Ve bu konum içerisinde NATO'ya girme fikrinden de iyice uzaklaşmasını istiyor. Ve böylelikle de İsveç ve Finlandiya'nın da NATO şemsiyesi altına girmesini kendince aslında bir şekilde bypasslamış oluyor. Evet, böyle bir hamlesi olabilir. Çünkü Putin'in tek derdi NATO. NATO'nun burnunun dibinde olmasını istemiyor. Bakınız, kolay değil. Norveç, Finlandiya, kocaman sınırları olan iki ülke Rusya'yla. Sınırlarında yani yaklaşık 1200-1500 kilometrelik sınır hattında NATO'yu burnunun dibinde bulacak Putin. Bu net. Şimdi bunu asla kabul etmiyor. Ukrayna'ya girmesinin nedeni zaten bu. Ukrayna'ya giriyor ki burada NATO üstlenmesin. Şimdi Finlandiya ve İsveç biraz korku saldığı için onlar NATO'ya girme fikrini yavaş yavaş benimsemeye başladılar. Putin bunları da engellemek için yakın bir zamanda bir önemli hamle yapabilir. Çünkü bu savaş NATO'yla Rusya arasındaki bir savaş.